Of of, şu uğraştığımız işlere bakın. Yine tamamen zaman israfı olan bir konunun üzerinde duracağız. Bunun sebebini tahmin ettiğinizi düşünüyorum. Çünkü bu yayında atılan yalanları, palavraları ortaya çıkartmakla uğraşacağız. Bilenler bilir. Daha önce bu kanalda Nigma isimli YouTuber'ın Ay'ın Yarılması Mucize-i Şerifi videosuna karşı "Ay yarılmadı, sen yamuldun" başlıklı bir cevap videosu hazırlamıştım. Bu şahıs bahse konu videosunda baştan aşağıya palavradan ibaret argümanlar sunarak Ay'ın yarılmasını kanıtlamaya çalışmıştı. Sunduğu argümanlar o kadar çocukça ve zırvaydı ki benim aklımda iki farklı düşüncenin doğmasına sebep olmuştu. İlki, ya bu şahıs dümdüz zır cahil, analiz, sentez vesaire hiçbirini yapacak kabiliyete sahip değil ve bunları inanarak, doğru bularak paylaşıyor. İkincisi, kitlesini gerizekalı yerine koyduğu için ben bunlara her türlü palavrayı rahatlıkla yediririm kafasıyla hareket ediyor. Bana göre her ikisi de var bunda. Hem aşırı cahil hem de dönem dönem kitlesini keriz yerine koyarak bilinçli çarpıtmalar yapıyor. Bizim milletimiz de palavra dinlemeye meraklı olduğu için bu şahıslara prim yaptırıyor, sonra iyice gaza gelip çıtayı daha da yükseltip işi Richard Dawkins'e, Celal Şengör'e akıl verme noktasına kadar götürebiliyorlar. Cahil özgüveni gerçekten hiç çekilmiyor ama gerçekleri de ortaya koymamız gerekiyor. Nigma yeni bir video yayınlamış ve bu sefer dinler yalan mı, yaratıcılar uydurma mı konusunda temas etmiş. Ama öyle bir temas etmiş ki insan keşke o talihsiz gecede... Neyse. Videonun ilk bölümlerinde dünyada şu kadar inanç var, bu kadar tanrı var, acaba hangisi doğru, hangisine inanmalıyız türü ortaya karışık bir açıklama yaparak giriş yapıyor. Ve konuyu tüm bunları araştırınca bizde bir bilinç oluşuyor ve doğru yol olan İslamiyet'e ulaşıyoruz'a getiriyor. Tam olarak böyle demese de üstü kapalı bir şekilde bunu ima ediyor. Bir defa istisnaları saymazsak kimse bu tarz sorular sormuyor. Hangi coğrafyada yaşıyorsa o yaşadığı coğrafyanın yaygın inancı neyse ona inanıyor. Çünkü çocukluğundan itibaren beyni o inanç sistemiyle yıkanıyor ve başka bir seçeneği kalmıyor. Zaten ülkelerin inanç sistemlerine ve o inancı o ülkelerde ne kadar kişinin inandığına bakarsanız bu basit denklemi rahatlıkla kavramış olursunuz. Şayet atıyorum bugün Suudi Arabistan'ın yarısının Hristiyan olduğunu görseydik veya Amerika'nın yarısının İslam'ı tercih ettiğini görseydik, o zaman derdik ki ha, bu işin coğrafyayla, aileyle, toplumla vesaire bir ilgisi yok. İnsanlar 18 yaşlarına kadar inançla tanışmıyorlar, daha sonradan kendileri araştırıp herhangi bir dini seçiyorlar. Ama böyle bir durum yok. İyi de o zaman Hindistan'da neden 120 milyon Müslüman var? Coğrafyayla, toplumla ilgisi olsaydı bunların da Hindu veya diğer yerel dinlere mensup olması gerekmiyor muydu diye soranlar olabilir. Bu sizin tarih cahili olduğunuzu gösterir. Müslüman Araplar Hindistan'ı işgal edip milyonlarca Hindu'yu katlederek bölge insanlarına zorla İslamiyet'i dayattığı için, kabul etmeyeni yaşam hakkı tanımadığı için asimilasyon sonucu bu hale geldi. Daha önce Hindistan toprağı olan Pakistan ve Bangladeş'te neredeyse herkes bu yüzden Müslüman. Peki son dönemlerde dünyadaki hızla yükselen dinsizlik trendinin sebebi ne? Birinci sebebi dini baskı, ikinci sebebi internet, yani bilgiye hızlı erişim, üçüncü sebebi refah seviyesi ve gelişmişlik. Bu ikisi eğitim seviyesinin ve genel kültür seviyesinin ciddi şekilde artmasına ve bireyselliğin ön plana çıkmasına sebep olduğu için doğal olarak insanların binlerce yıllık dini hikayelere inanmamalarında da etken oluyor. Nigma videosunun aynı kısmında "tamam ateist olursun falan da insanların inançlarını eleştiremezsin, dalga geçme hakkın yoktur, saygı duyulmalı" falan demiş. Daha önce Kur'an'ı eline alıp şöyle iki sayfasını bile anladığı dilde okuma zahmetinde bulunmadığına eminim. Diğer İslami kaynaklara da hiç göz atmamış. Yoksa bu denli saçmalaması mümkün değil. Saygı dediğiniz karşılıklı olur. Bana yaşam hakkı dahi tanımayan, yok etmek isteyen, türlü hakaretler savuran bir dine saygı duymamı, hele hele eleştirmememi beklemek düpedüz hayalciliktir. Yine aynı bölümde, bizde Pastafaryanizm dini dahil bütün dinlere saygı duymak zorundayız diyor ve bunu söylemeden hemen önce körü körüne inanmak doğru değildir, inancımızı iyi şekilde araştırmalıyız falan da diyor. Yalnız burada ben bir saplama yapmam lazım. Sapla. Hocam. Eğer şey yaparsanız. Bundan sonra... Resmen oksimoronluğun dibi yani. Kardeş sen körü körüne inanıyorsun. İnancın hakkında en ufak bir bilgin dahi yok. Sen diğer dinlere, hele ki Pastafaryanizm gibi parodi dinlere veya Hinduizm türü putperest dinlere saygı falan duyamazsın. Çünkü senin Allah'ın ve kutsal kitabın diğer dinlere saygı duymuyor, aşağılıyor, hakaretler savuruyor. Ulan ehli kitaba bile cize verecekleri zaman alçalmış, aşağılanmış bir şekilde verecekler diyor. Öyle ben bu ayki vergimi getirdim, al buyur demek yok. Kafan önünde,
damgalı olduğun kıyafetlerinle böyle sünepe gibi vereceksin. Ne anlatıyorsun sen? Ehli kitap değilsen zaten direkt öldürülüyorsun. Saygıymış, sevsinler. Sonraki bir bölümde ateist bir komedyenin bir programdaki sunucuya ''Benim senden farkım, senden bir tane daha fazla inancı ve Tanrı'yı reddediyor olmamdır. Sen 2999 inancı reddediyorsun, ben ise 3000 dediği kısmı aktarıyor. Ve bunun mantıksız olduğunu zaten önemli olanın o bir tane inancı inanmak olduğunu söylüyor. İnancı inanmanın inançsızlar açısından bir önemi yok, bu sizin düşünceniz. Fakat bu ateistin kastetmek istediği şey bana göre şu, İnançları reddetme konusunda aslında siz de bizim kadar efektifsiniz. Çoğu inancı reddetmede hiç zorluk yaşamıyorsunuz. Sadece birisi hariç. O hariç olan inancı da ezici çoğunluğunuz araştırmadan çocukluğunuzdan itibaren ailenizin dayatmasıyla ediniyorsunuz. Oysa bütün inançlar birbirinin benzeri olan insan üretimleridir. Hangi coğrafyada yaşıyorsan o inancı edinirsin. Dolayısıyla aramızdaki fark şudur. Bu 3000 farklı inanca sahip insan gruplarının tamamı bu inançları kendi doğdukları coğrafyada sorgulamadan çocukluklarından itibaren edindiler. Biz ise belli bir dönemden sonra sorgulamayı tercih ettik ve hepsinin uydurma olduğunu anladık. Nasıl, böyle baktığında bayağı bir mantıklı oluyor değil mi? Aralarda Richard Dawkins'in bazı videolarını paylaşıp ona da giydirmiş. Devamında Celal Şengör'e sorulan bir soruya ve verdiği cevaba yer veriyor. Şöyle bir soru soruluyor. Ne olsaydı sizi inanmak konusunda ikna edebilirdi? Celal de buna cevaben, mesela Musa gibi birisi denizi ikiye yarsaydı yahut İsa gökten inseydi, mucizeler gösterseydi o zaman inanırdım diyor. Nigma burada Celal Şengör'e en basit yolu tercih ediyorsun diyor. Oysa mesela Kur'an'da İbrahim peygamber bile Allah'a inanıyorum ama tam emin değil gibiyim. Kalbimin ikna olması için bana birkaç mucize göster diyor. Allah da bunu kabul edip gösteriyor. Düşünün, bu adam peygamber ve buna rağmen kalbim tam emin olsun diye mucize görmek istiyorum diyor. Celal Şengör peygamber değil, İbrahim gibi Allah ile hiç konuşmamış. Yani bu konuda çok daha dezavantajlı bir konumda. İkna edilmesi gerekiyor. O yüzden mucize görmek istemesi basit yol değil. Peygamberlerin bile talep ettiği mantıklı yol. Peygamberlerin ve doğrudan onları görmüş, sözde mucizelerine tanıklık etmiş binlerce insana tanınan torpilden Celal niye mahrum kalıyor kardeşim? Üstelik adam bunların çoğu gibi dünyaya hiçbir faydası olmayan işe yaramaz bir adam da değil. Dünyanın sayılı bilim insanlarından. Son derece değerli bir kişilik. Allah şayet olsaydı bence bu adamı ikna etmekten övünç duyardı. Nigma daha sonra şunu söylüyor. Şayet bu mucizeler gösterilmiş olsaydı bile teknoloji çok geliştiği için Celal ve diğer insanlar bunların gerçek olduğuna yine inanmayacaktı. Bak, video boyunca içinde mantık kırıntısı taşıyan tek kısım sanırım burası. Evet, insanların bir kısmı muhtemelen bunların teknolojik oyunlar olduğunu, hologram olduğunu vesaire düşünürlerdi. Fakat atladığı kısım şurası. Şayet Tanrı mucize göstermeye karar verdiyse, yani iş bu raddeye kadar geldiyse, bunun teknolojiyle karşılaştırılmasının da önüne geçecektir. Sonuçta Tanrı burada kendi varlığını doğrudan ispatlama yoluna girmiş. Öyle bir mucize gösterir ki, senin teknolojin kuyruğunu bacaklarının arasına alıp zırlamaya başlar. Nitekim, burada Celal Şengör'e sorulan bu sorudan sonra, Nigma'nın söylediği de soruluyor. Sihirbazlardan örnekler veriliyor Çarmart tarafından. O da buna benzer bir açıklama yapıyor. Tabii Nigma'nın işine gelmediği için o kısmı almamış. Şimdi buraya kadar tansiyon seviyesi normal bir tempoda geldik. Asıl bundan sonraki kısımda Nigma'nın cehaletinin Burj Halife gibi Nirvana'ya doğru yükseldiğini göreceğiz ve haliyle benim de epey yükselmeme sebep olacak. Bu kısımdan sonra Nigma yine Celal Şengör'ün konuşmasından farklı bir alıntı paylaşıyor. Bu alıntıda Celal Şengör, Tanrı'nın varlığı hakkında en ufak bir ipucu dahi bulamadım diyor. Nigma buna cevaben diyor ki, senin ipucu bulamaman göremediğin anlamına gelir. Yani sen körsün diyor kısaca. Ve biraz araştırma yapmış olsaydın görecektin diye de devam ediyor. Yalnız burada ben bir saplama yapmam lazım. Sapla. Hocam, eğer şey yaparsanız. Bundan sonra. Çocuğum, evladım, senin körsün, göremiyorsun, birazcık araştırma yapsaydın dediğin adamın ömrü doğayı araştırmakla geçti. Bu adam dünyanın sayılı doğa bilimcilerinden, birilerinin götünü diktirse giremeyeceği dünyaca ünlü bilim akademilerinin neredeyse hepsine üye. Çünkü yaptığı araştırmalar neticesinde, hani demişsin ya birazcık araştırma yapsınlar falan diye, yaptığı araştırmalar neticesinde ortaya koyduğu çalışmalarına verilen ödüller ve aldığı atıflar sebebiyle bu akademilere üye seçilen ilk Türk bilim adamı oldu. Anlıyor he? Efendim, bilim ayrı, din ayrı. Uzmanı olmadığı konuda konuşmasın. İlahiyattan başlıyor. Şurası. İlahiyat dizisi. Bu adamın kütüphanesinin sadece ilahiyat bölümünde binlerce kitap var ve hepsini okumuş bu adam.
Üstelik bu adam otizm hastası olduğu için okuduğu bir şeyi istese de unutamıyor. Senin gibi daha inandığı kutsal kitaptan iki sayfa bile okumamış adam, efendim beni dini kişilik olarak görmeyin diyerek dini nutuklar atıp millete nasihat vermeye çalışıyorsa, kusura bakma ama Celal Şengör sizin ilahiyat hocalarınıza bile din dersi verir. Bakın bundan sonraki kısımda daha da zırvalamaya ve komikleşmeye başlıyor. O 3 IQ aklıyla Celal Şengör'e göremediği tanrısal delilleri anlatmaya başlıyor. 3 tane örnek veriyor ve verdiği örneklerden ikisi adamın uzmanlık alanı olan jeoloji ile ilgili. İlk verdiği örnekte Kur'an'da geçen arılarla ilgili bir ayete değiniyor ve bu ayette arıların dişi ve erkek olarak ikiye ayrıldıklarının ve balı dişi arıların yaptığının belirtildiğini söyleyerek bunun mucize olduğunu, 1400 yıl öncesi bu bilgileri kimsenin bilmesinin mümkün olmadığını iddia ediyor. Yalnız burada ben bir saplama yapmam lazım. Sapla. Hocam eğer şey yaparsanız bundan sonra... Of, gerçekten korkunç bir cehalet. Öncelikle bu ayette ne dişi arılardan ne de erkek arılardan bahsedilmediği gibi balı yapan işçi arıların görevlerinden de bahsedilmiyor. Ayette bal arılarının hepsi kastedilerek Rabbin bal arısına vahyetti deniliyor. Burada işçi arı ayrımı yok. Sonrasında dağlarda uçuver, kendine konaklar edin, karnını doyur vesaire deniliyor. İşçi arıların, erkek arıların ve kraliçe arıların tamamı dağlarda uçup kendilerine birlikte konak ediniyor. Yani ayet dişi arılara değil geneline hitap ediyor. Dolayısıyla burada dişi arılardan bahsedildiğini iddia etmek kuyruklu palavradır. Peki bunu neye dayanarak iddia ediyorlar? Ayette geçen arı kelimesinin dişi olmasına dayanarak iddia ediyorlar. Arkadaşlar, Arapçada tıpkı Almanca'da olduğu gibi kelimelerin cinsiyeti vardır. Fakat bunların biyolojik cinsiyetle hiçbir alakası yoktur. Bir dil bilgisi kuralı olarak sadece kelimenin cinsiyetini ifade eder. Cansız nesnelerin de cinsiyeti vardır. Mesela bir rengi ifade eden kırmızı kelimesi Arapçada dişidir. Almanca'da da masa kelimesi erkek, kapı kelimesi dişidir. Hatta Almanca'da konumuzu ilgilendiren arı kelimesi de dişidir. E ne yapacağız şimdi? Bu da mucize. Burada şöyle bir kıvırma daha görüyoruz. Efendim cümlenin öznesini oluşturan kelimeyi çeken fiiller de dişi olduğu için buradan bahsedilen arıların dişi olduğu anlaşılır. Hayır efendim, anlaşılmaz. Çünkü yine Arapça dil bilgisinde özneyi çeken fiiller öznenin cinsiyeti neyse ona göre dişi veya erkek olarak kullanılır. Mesela Allah için kullanılan fiiller de erkek olarak kullanılır. Hatta zamir bile bazı yerlerde erkek olarak kullanılıyor. Hüve zamiri gibi. Allah erkek mi yani? Bu arada Allah kelimesi de erkektir. Hem din hem de dil cahili olursanız işte böyle zırvalayıp kendinizi rezil edersiniz. Şimdi 1400 yıl önce bunları kimse bilemezdi kısmına gelelim. Çünkü bu da apayrı bir cehalet göstergesi. Arkadaşlar, Muhammed'den yaklaşık 1000 yıl kadar önce yaşayan Aristoteles yazmış olduğu Hayvanların Tarihi isimli kitabında arıları hem işçi arı, hem erkek arı ve hem de kraliçe arı olarak üst sınıfa ayırıyor. Kraliçe arıya ana arı diyor. Hem de balı işçi arıların yaptığından bahsediyor ve bununla da kalmayıp işçi arıların kovandaki diğer görevlerinden de bahsediyor. Bununla da yetinmiyor, kendi çağında yaşayan bazı hayvan uzmanlarının işçi arıların dişi, erkek arıların da erkek olduğunu belirttiğini söylüyor. Yani bu ayette balı yapan arıların dişi olduğu söylenseydi bile buradan mucize falan çıkmazdı. Çünkü bunu Kur'an'dan çok önceleri zaten hayvanlarla ilgilenen birçok uzman söylemiş. Yahu Anadolu'da 7000 yıl kadar öncesi planlı bir şekilde arıcılık yapıldığını biliyoruz. Mısır'da 4000 yıl kadar önce çok gelişmiş bir arıcılık kültürü mevcuttu. Adam öyle bir konuşuyor ki utanmasa İslam gelmeden önce yaşayan insanlar çocuk bile yapmayı bilmiyordu diyecek. 609 yılı insanlık mağara çağındaydı, 610 yılı İslam'ın teşrifiyle, Kur'an'ın teşrifiyle bir anda müthiş bir aydınlanma geldi. He canım, he öyle oldu. İkinci örneğe geçmeden önce burada bir detaya daha değineyim. Bu ayette bilakis çelişki vardır arkadaşlar. Burada arıların tamamına, yani sadece işçi arılara değil, erkek arılara, kraliçe hepsine birden değinip hepsinin bal yaptığı iddia edildiği için ve balı sadece işçi arılar yaptığı için bu açıdan baktığınızda çelişki olur. İkinci vermiş olduğu örneğinde yine Kur'an'da demirin gökten inmesinden bahsedilmesine değinerek bunun da 1400 yıl önce asla bilinemeyecek bir mucize olduğunu söyleyerek Celal Şengör'e kendi uzmanlık alanından çakmaya çalışıyor. Yalnız burada ben bir saplama yapmam lazım. Sapla. Hocam eğer şey yaparsanız bundan sonra kafayı yersiniz. Benim sırf bu konuyla ilgili 2 saatlik yayınım var.
Türkiye Metalürji Mühendisleri Odası'na bağlı metalürji yüksek mühendislerinin demirin tarihiyle ilgili yazdıkları bir ton makale var. Demirin gökten geldiğini Sümerlerden tutun Hititlere, Eski Mısır'dan tutun Babil'e kadar bilmeyen kimse yok. Sümerce'de demire verilen isim olan ambarın manası zaten göğün metali demek. Mısırlılar demire göğün armağanı diyor. Hititlere ait 3000 yıllık taş tabletlerde Hitit krallarının göğün kara demirini kullandıklarından bahsediliyor. Eski Türkler gök demir diyor. Ulan iki sayfa bir şey okuyup araştırmaktan acizsin. Bari kendi tarihine, eski Türklere baksaydın. Peki bu eski medeniyetler demirin gökten geldiğini nereden biliyordu? Tabii ki meteorlardan biliyorlardı. Meteorların birçoğunda bildiğiniz gibi demir bulunuyor. Yer altındaki madeni demirle çok daha sonra tanıştı insanlık. Kur'an'da geçen bu ayette de eski medeniyetlere ait meteor demiri bilgisi aktarılıyor. Yok 2000 bilmem kaç derece sıcaklıkta gökten demir yağmış da falanmış da ne anlatıyorsun sen evladım? Dünyanın çekirdeği zaten demir ve nikel karışımından oluşuyor. Bu madenler dünya oluşurken onunla birlikte oluştu. Daha doğrusu güneş oluşurken onunla birlikte oluştu ve çevresinde oluşan diğer gezegenlere de aktarıldı. Gökten zembille inen bir şey olmadı, unut onu. Kaldı ki Kur'an'da biz elbiseyi de gökten indirdik deniyor. Çiftlik hayvanlarını da indirdik deniyor. Bu konuya değindiğinizi hiç göremedik nedense. Sıkıntılı bir konu çünkü, değil mi? Arkadaşlar, Kur'an'da her şey gökten iniyor. Bu Kur'an'ın genel anlatım tarzı. Tabi Nigma Kur'an'ı ne bilsin? O sadece dini sitelerden topladığı üfürük mucize hurafeleriyle yetinir. Üçüncü örneğinde bu defa Celal Şengör'ün doğrudan uzmanlık alanı olan, hatta konuyla ilgili bir ton ödül de aldığı dağlara değiniyor. Kur'an'da geçen dağların yeryüzünü sarsıntıdan koruması için yaratıldığından bahseden ayetlerin mucize olduğunu, yani Celal'in bu işten anlamadığını söylüyor. İlahiyattan başlıyor. Şurası. İlahiyat dizisi. Yalnız burada ben bir saplama yapmam lazım. Sapla. Hocam, eğer şey yaparsanız. Bundan sonra. Yeminle saplamaktan yoruldu adam. Ulan Celal Şengör dediğin adamın Amerika Bilimler Akademisi'ne seçilmesinin temel sebebi Altay Dağları'nın iç yapısını çözdüğü bilimsel çalışmalarıdır. Senin dağlar hakkında bildiğin tek bilgi, karşıki dağları Allah yarattıyken adam bütün ömrünü bunlara harcamış. Dağlık alanda deprem olur mu olmaz mı? Dağlar yeryüzünü depremin etkisinden korur mu korumaz mı? Tüm bunları Celal bilmiyor ama sen ve senin türevin dinciler biliyor, öyle mi? Yok efendim, ayet yanlış yorumlamış. Ayette dağların depremin etkisini azalttığından bahsediliyormuş. Dağların olduğu yerde deprem olmaz denilmiyormuş falan filan. Bakın, daha geçen ay Fas'ta bir deprem oldu. Depremin merkez üssü Fas'ın en yüksek sıra dağları olan Atlas Dağları'nın zirvesiydi. Deprem sonrası dağın tepesinde bulunan bütün kasabalar, köyler, şehirler yerle bir oldu. Binlerce insan hayatını kaybetti. Üstelik böyle çok büyük bir deprem de değildi, 6.8 büyüklüğündeydi. E hani oğlum dağlar depremden koruyordu? Bu korumuş hali mi? Efendim, evleri sağlam yapmamışlar. Ulan Kamil, 1400 yıl önce inşaat teknolojisi mi vardı? Allah bu ayette 1400 yıl önce yaşayan insanların bile dağlar vesilesiyle depremden korunacağını söylüyor. Bırak evlerin yıkılmasını falan, ayette sizi sarsmasın diye deniyor. Yani bu ayete göre deprem olduğunda hiç kimsenin böyle güçlü sarsıntı bile hissetmemesi gerekiyor. Ama asıl komik olan tarafı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Meselenin dağların olduğu yerle hiçbir ilgisi yok. Her şey ayrıntıda gizli ama kimse ayrıntıya dikkat etmiyor. Ayette dağları dağlar sarsılmasın diye yarattık denilmiyor, dikkat. Dağları yeryüzünü sarsıntıdan koruması için yarattık deniyor. Yani ayete göre ovada bulunan bir şehirde dahi deprem olsa dağların o sarsıntıyı engelleyip o şehri koruması gerekiyor. Dağlar kaya formundaymış da depremi sönümlendiriyormuş da Celal Şengör de bunu bilmiyormuş da. İçim dışım cehalet oldu, bu nedir yahu? Bir bölümde de anne karnında bebeğin 3 karanlık içerisinde olmasından bahseden ayet örnek gösterip bunun da 1400 yıl önce asla bilinemeyecek bir mucize olduğunu söylüyor. Birincisi, bebek anne karnında 3 tabaka içerisinde değil. 6-7 farklı katman var. Modern bilim bize bunu gösteriyor. Hatta sezaryen ameliyatlarında kaç katman geçiliyor? Bunun eğitici videolarını internette bolca bulabilirsiniz. Benim Çapatı Fakültesinden takipçim olan bir profesör vardı. Profesör. Ona bu konuyu söylediğimde adamcağız sesli gülmüştü. İşte bilimden bu kadar uzak yaşarsanız bu tür zırvalıklara kanıyorsunuz. İkinci husus, Kur'an'da geçen bu 3 katman, 3 karanlık konusu antik Yunan kökenlidir. Aynı zamanda eski Mısır ve Roma'da da bilinen bir konuydu. Daha doğrusu hatalı şekliyle bilinen bir konuydu. Onlar et, yağ, ince yağ vesaire katmanlarını saymayıp
sadece kaba katmanları sayıyorlardı. Amniyon zarı, rahim duvarı ve karın. 2500 yıl kadar önce yaşamış Hipokrat'ın bebek anne karnında 3 katmanın içindedir sözü var. Aynı dönemler ölmüş hamile kadınların ve köpeklerin karnını yarıp cenin incelemeleri yapılıyor. Yine Aristo'nun Hipokrat'ın cenin kaç haftalıkken hangi organlar oluşmaya başlıyor bu konularla alakalı çalışmaları mevcut. Yine 2000 yıl kadar önce yaşamış olan Anadolu büyük hekim Galen'in bu konuyla ilgili çok geniş açıklamaları mevcut. Ulan hiçbir şey bilmiyorsan bu sezaryen ameliyatının ismi neden sezaryen acaba diye merak edip araştırırsın. Bu ameliyat ilk olarak Roma döneminde yapıldığı için ismi sezaryen olarak kalmıştır. Yani İslam'dan çok önceleri anne karnı, cenin, amniyon zarı, katmanlar vesaire bunlar bilinen şeylerdi. Taş devri değildi bu dönemler. Nigma, Dawkins'i ve Celal Şengör'ü güya yok ettikten sonra hızını alamamış olacak ki el atmışken bir de Jahreyn'i gömeyim diyerek ona dadanıyor. Ama bu sefer hakikaten tüyü dikmiş. Çok kötü bir final. Jahreyn bir yayınında her şey muhteşem, müthiş bir düzen var diyen takipçisine yönelik ne düzeni oğlum, zürafanın boynunda bir damar var, 5 santimlik yerden bağlanması gerekirken ta aşağıya kadar inip dolanıp tekrar yukarı çıkıyor. Böyle tasarım mı olur vesaire diyor. Nigma da bu bölümü alıntılayıp zürafaların boyun kısmındaki damarların faydaları ile ilgili birkaç makaleden örnekler verip Jahreyn'e senin tasarım hatası zannettiğin damar Allah'ın kusursuz tasarım mucizesidir. İşte böyle zortlarsın demeye getiriyor. Bununla da yetinmeyip bu bilgiyi ilk olarak Dawkins'in öne sürdüğünü belirtip, bu da çok komik, adamın zürafa otopsisi videosundan bir bölüm paylaşıp işte gördüğünüz gibi Dawkins de yanıldı. Bu söylediği 10 yıl sonra çürütüldü demiş. Bakın ben daha önce çok zortlama gördüm ama böylesiyle ilk defa karşılaşıyorum. İlk önce Richard Dawkins'in söz konusu zürafa otopsisi belgeselinde neyden bahsettiği ile ilgili kısmı yayınlayalım. There's a nerve called the recurrent laryngeal which runs from the brain and its end organ is the larynx. You think it just goes through the human, what it does is goes down into the chest. Loops around one of the main arteries in the chest, and then goes straight back up again. Obviously a ridiculous detour. No engineer would ever make a mistake like that. Ne diyor Dawkins arkadaşlar? Bir sinirden bahsediyor öyle değil mi? Evet, sinir. Sinir. Damar nereden çıktı lan? İsmi laryngeus siniri olan bu sinir, vagus sinirinin bir dalıdır. Bu sinir gırtlağın hemen yanından geçen vagus sinirinden kısa yoldan dal vermesi gerekirken göğüs kafesine kadar iner. Ve sağda arterin, sol kısımda ise atar damarın altından geçip dallanır. Tekrar yukarıya çıkıp gırtlağa gelir. Üstelik bu sadece zürafalarda değil, insan dahil bütün memelilerde bu şekilde hatalıdır. Yani olayın zürafa ile pek bir alakası yok. Tek alakası zürafanın boynu çok uzun olduğu için bu sinirin çok daha uzun bir yolu kat etmek zorunda kalmasıdır. Hadi Jahreyn canlı yayında bunu damar olarak hatırladığı için yanlışlıkla damar demiş ki çok doğal bir durum, ben de daha önceden hem Dawkins'in konudan bahsettiği kitabını okuduğum halde, zürafa otopsisi belgeselini izlediğim halde, ekstradan konuyla ilgili makaleler okuduğum halde benim de aklımda damar olarak kalmış ve bunu konuyu araştırırken fark ettim. Fakat Nigma Jahreyn'in videosunda bunu duyduktan sonra gitmiş Dawkins'in zürafa otopsisi videosunu izlemiş ve adamın orada üstüne basa basa bu bir sinirdir, vagus sinirinin bir dalıdır demesine rağmen hala bunun damar olduğunda ısrar ederek gitmiş zürafa boyun damarları ile ilgili makaleler bulmuş ve konuyu buna bağlamaya çalışmış. İşin daha komiği, kendi videosunda Dawkins'in videosundan paylaştığı kısımda da adam sinir diyor zaten. Ve Nigma orada şöyle diyor ki buna bayağı sesli güldüm. Vagus sinirinden çıkan damar. Aynen kanka, sinirden kan damarı çıkıyormuş. Ulan kan damarı nedir, sinir nedir, bunun farkını ayırt edemiyor musun, şaka mısın oğlum sen? Arkadaşlar bana sorarsanız ayırt ediyor. Çünkü bu kadar da aptal olamaz diye düşünüyorum. Ayırt ediyor ve artık sırf Jahreyn'e gıcık olduğu için ona giydirmek maksadıyla mı? Yoksa ben siniri damar olarak yuttururum. Sinirin damarı derim. Sonra gider kan damarlarının makalesiyle bunu millete yuttururum kafasıyla mı yapıyor orasını bilmiyorum. Ama muhtemelen her ikisini de amaçlayarak yapıyor. Yani arkadaşlar bir insanın bu kadar palavrayı çekinmeden sıkabilmesi için kusura bakmayın ama izleyen kitlede de ciddi sıkıntı olması gerekir. Bakın ben din eleştirmeniyim. Biz bir ayeti veya farklı bir dini konuyu eleştirirken bütün İslamcılar elde hesap makinesi veya sözlük, lügat, artık Allah ne verdiyse bir hatamızı bulabilmek için 40 takla atıyor.
Zaten onlara gerek kalmadan izleyen non-teist takipçilerimiz cin gibi olduğu için hata varsa anında bulup söylüyor. Adamın videosu baştan aşağıya palavradan ibaret ve bunu 300 bin 500 bin kişi izliyor ve ezici çoğunluk sırf inancını okşadığı için helal olsun kardeşim, çok mübarek bir insansın, hepimizi aydınlattın falan yazıyor. Ve bu adam da acaba bir sonraki video hangi palavraları assam diye düşünerek yoluna devam ediyor. İşte Türkiye'nin özeti. Ne diyelim?